Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Sil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet yine size şöyle arkadaşlar iğneden tığa bir model tanıtacağım bu iğnesin modelini sizler için tığ çevirdim birebir de şöyle aynı zariflikte ve güzellikte oldu arkadaşlar tığa çevirmiş hali de bu şekilde oldu bakın dediğim gibi birebir aynısını hazırladım sizler için ara suyunu dahi şöyle resimde gösterdiğim modelin iğnesi modelinin ara suyundan yaptım şöyle arkadaşlar bakın oradaki zincir çekerek ben sık iğne ile yaptım sık iğne olunca daha kalıp gibi duruyor tabi tığ oyası arkadaşlar bu şekilde daha hoş durduğu için zincir yerine sık iğne yaptım şöyle modelimiz tekrar göstereyim bakın arkadaşlar hoş ve güzel bir model oldu şimdi bu modelin anlatım kısmına geçelim Evet şöyle iki tane çiçeğimin arasına beş tane fil dişi bıraktım şu dört tanesini sizlerle hazırladım bakın burada beş tane arkadaşlar şöyle geri kalan bir tanesini de sizlerle bıraktım her zamanki gibi şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz sonra ilk başlar gibi başlıyoruz 696 örgülün tığ ve iniyorlar YouTube'un arama kısmına yazdığınızda tülbent kenar tığlama işlemi tüm püf noktalarıyla karşınıza çıkacaktır oradan izleyebilirsiniz Evet dediğimiz gibi ilk başlar gibi başlıyoruz bakın tığ, tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum şöyle yandaki tığ battının içine girip 3 zincirimi kapatıyorum bir zincirle ters tarafa döndüm bu tığ battının içine iki tane sık iğne yapacağız bakın bir zincirle döndük bir tane sık iğne hemen onun yanına bir tane daha sık iğne 7 tane zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 zincirimi çevirdim hemen sık iğne ile buraya sabitledim fil dişinin yapılışı bu kadarcık arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi 3 zincirin için iki sık iğne 7 zincirde artma işlemi yaparak fil dişini tamamlıyoruz. Ve buraya 5 tane şöyle üçer zincirden tığ battı yapıyorum. 1 3 zincir 2 1 2 3 zincir şöyle 3 1 2 3 zincir 4 1 2 3 zincir ve 5 Bakın 5 tane tığ battığı hazırladık şöyle bir zincirle dönüş yapıp son tığ battığının içine sık iğne ile sabitleyip şöyle bir üst kısma çıktı şimdi 7 tane zincir çekiyorum bir tane bırakıp şöyle ikincinin içine bu şekilde giriyorum ve bir yuva hazırlamış oldum. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şu yaprak kısmını yapacağız arkadaşlar. Hemen iki zincir çekiyorum sık iğnemin üzerine. Bir defa tığımı doladım. Şöyle iki ve iki. Trabzanım hazır dört zincir. Burayı kapatıyorum kirpik oluşturuyorum 2 defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 3 seferde aldım 4 zincirimi çektim trabzanın arasına girip kapattım şimdi 3 defa tığımı doluyorum ve yuvanın içine girip 3 seferde alıyorum 2, 2, 4 seferde alıyorum arkadaşlar. Bu sonuncu 3. Kirpimiz olacak. 4 zincirimi kapatıp şöyle sabitledim. Evet. Şimdi yine 3 defa doluyorum. Bu sefer şöyle dibinde bir tane zincir. Şey bir alımla başlıyorum. Pardon arkadaşlar. 2, 2 ve 2. Şimdi 4 zincir yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Geriye kalan kısma 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 bu şekilde 8. de yuvada yapıp şöyle yaprağımızı tamamlıyoruz. 11 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi buraya yapacağımız çiçeğimiz için dal oluşturacağız. 11 zincirimi sık iğne ile yuvada sabitledim ve 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle. Ters tarafından bu 11 zincirin içine 6 zincirimi kapatıp sık iğneye fazla kapatmadım. Oraya yuva edineceğiz şimdi. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9. Çevirdim şöyle. Sık iğnenin içine bu 9 zincirimi kapatıp tam orta kısmından buraya bir yuva oluşturdum. 7 zincirli aşağı inice. 5 6 7 7 zincirimi buraya kapattım şöyle sabitledim bakın dibine bir tane sık iğne yapıyorum şöyle bakın dalımızı daha yukarıda tutuyor bu sık iğne dalımızı oluşturduk ve yuvada şu tığ battanın içine de sabitleyip şöyle bakın yaprağımızı ve dalımız hazır bu şekilde. Şimdi şöyle araya 5 tane tığ battı mesafesi bırakıp arası yönü yapmaya başlayalım. 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battımı kapatıyorum. 2 ve 3 zincir. Tekrar 3 zincir. Şöyle 3. 1 2 3 zincir dördüncü tığ battım zincirlerine kadar sık çekerseniz o kadar güzel tığ battınız olur Arkadaşlar şöyle yandaki tığ battıya girip beş tane şöyle çiçeğimin e, bu yapacağımız fil dişini değmemesi için beş tane yapıyoruz şimdi fil dişi için üç zincir çekiyorum şöyle altıncı tığ battım fil dişi için olacak bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Hemen sık iğne yapıyorum iki tane. İki tane sık iğnenin üzerine yedi tane zincir. Altı ve yedi. Dersini çevirdim. Hemen yandaki boş olan tığ battıya yedi zincirimi kapatıp bu şekilde fil dişini oluşturdum. Yine üç zincir. Şöyle boş tığ battıya bir zincirle dönüşümü yapıyorum ve iki tane sık iğne yapıyorum 1 ve 2 7 zincir çekiyorum çevirdim şöyle boştığı battının içine sabitliyorum 1 2 3 bakın arkadaşlar bu şekilde şöyle yaptığınızda sık iğnenin üzerine ardılan şu ip de kalıp gibi duruyor sık iğne zincirden daha hoş duruyor Evet çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şimdi biz çiçeğimizin yapılışına geçelim Evet modelimiz hazır arkadaşlar şöyle ara suyunu biraz daha çoğalttım ve bu dalımızın üzerine yaptığımız 9 zincirli yuvanın içine sık iğne ile girerek başlıyoruz şöyle Bismillah diyerek Evet sık iğne ile sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 ve 2 4 zincir buraya trabzanın arasına girdim. Kirpiğimi oluşturdum. iki defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 3 sefer taktım. 4 zincir. Yine travzanın arasına girip şöyle kirpiği kapattım. 3 sefer doluyorum ve bu yeşil yuvanın içine girip bakın şöyle sıkı sıkı alıyorum ki kalın ve güzel şöyle fazla da büyük olmayan bir yaprağım olsun Evet sonuncuyu da dört seferde çektim yine 4 zincir Sık iğne ile sabitliyorum sonuncu için yine üç defa tığımı doladım şimdi bir alacağım dip kısmında sonra 2 alacağım sonra 2 sonra 2 ve 2 Evet dördüncü kirpik için 4 zinciri çektim şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 ve yeşil yuvada sık iğne ile sabitledim. Bakın, bu şekilde. Şöyle ilk yaprağı yaptık. Bu yeşil yaprakla aynı arkadaşlar. Yapılış tarzı tüm yaprakların aynı şekilde. Şöyle diğer yaprak için iki zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum buraya kirpik olarak 2 defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 4 zincir 4 zinciri buraya kirpik olarak kapattım şimdi her seferinde bir tığ dolaması artırıyorum bak 3 defa doladım Şöyle 2 2 2 4 seferde ve 2 1 2 3 4 zincir. Kapattım ki. Sonuncu artırma yok. Son trabzanı yaparken yine 3 defa şöyle sadece dibinde 1 2 2 2 5 seferde alıyorum. Onun sebebi de dibinde bir defa almam. 1 2 3 4 8 sonuncu trabzanın arasına sonuncu kirpiği yapıyorum aşağıya inerken yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 bunu arkadaşlar 7. E, yuvada yeşil yuvada yapalım öyle tığıma kurtardım. Evet 7.yi yeşil yuvada yapıyorum. Bunu saatte sık iğne de yapan isteyenler yapabilir arkadaşlar. Ben unuttuğum için bu şekilde. Moru yaptığım için bunu da aynı yaptım. Şöyle 1 2 zincirimi çektim. Bir defa tığıma doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. ve 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Şöyle 2 defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. 4 zincirimi çektim. Yuvanın içine giriyorum ve sabitliyorum. Şimdi 3 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir 2 2 2 Bunu 4 seferde. Evet, 3. kirpik için 4 zincir ve yuvanın içinde. sonuncu bakın yine 3 defa. 2 sefer 3 defa doluyoruz. Son 2 3 defa. Bunun dibine bir defa sonra 2 2 5 seferde alıyorum burada. 2 ve 2. Bakın. kirpiğimiz için 4 zincir kapatıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 ve sık iğne sayıların hepsini de 6 tane yapmaya ve sonuncuyu da bu yeşil yuvada yapmaya gayret ediyorum. Bakın bu şekilde. Dibine de bir tane sık iğne ve ipimi kopardım. Şöyle kalıp gibi bakın. Bir yapraklarımız oldu. Bu yeşil yaprağımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen şu beyaz ipleri arkada yakıp geleyim. Evet. Modelimi hazırladım bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hiç ütü yok bakın arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından da göstereyim her halini. Şu arka tarafından da yaktık şöyle görünmeyecek şekilde. Çok hoş oldu arkadaşlar. Birebir de aynı zariflikte oldu. Hatta bak her şeyini sık iğnesi olsun, trabzan olarak yaptım. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah böyle siz de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şöyle daha önce yaptığım mor rengimi ve şimdi sizler için hazırladım beyaz rengini arası e, suyu e, fil dişini de bakın kalıp gibi şöyle sık iğne ile yaptım zincir yerine bu şekilde tercih ederseniz güzel olur e, leylak e, beyaz diğerleri arkadaşlar yeşil ve morumda iler rengim yani e, altın başak şöyle ipinizin bazı ipler esnesen de incelmiyor arkadaşlar inceldiğinde esnetildiğinde incecik olan iplerle yaparsanız bu yaprakları böyle iğne zarifliğinde olur bazen oluyor ne kadar esnetsen de ip kalın olabiliyor şöyle ikisini yan yana tutayım dedim şöyle arası bir de çok güzel arkadaşlar o da gözüksün evet modelim bu arkadaşlar şöyle şöyle bir de sallantılı halini kıtayım. İstediğiniz renklerde. Biraz benim arkadaşlar orada resimde pembeydi benim fuşya modelim. Renk açısından biraz da ışık vuruyor. Şöyle çok hoş renklerle yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Şöyle Hoşçakalın. kalın. Kameramda düşmüşüm artık ne yapalım nasip arkadaşlar.